Evet arkadaşlar, 22. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen kesrin payına sarı, paydasına mavi ve sonucuna da kırmızı kutu çizilmiştir. Sarı ve mavi kutulara sıfırdan farklı birer rakam yazılıyor. Kırmızı kutuya ise sarı ve mavi kutuya yazılan sayıların sadeleştirebileceği doğal sayıların toplamı yazılıyor. Buna göre kırmızı kutuya 1, sarı kutuya 4, yazılabilmek için mavi kutuya yazılabilecek sayıların toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar, demek ki biz sadece kırmızı kutuya 1 yazdıysak, demek ki sadece 1 ile sadeleştirebileceğimiz sayıları yazacağız mavi kutuya. Peki 4 ile ve karşısına yazacağımız sayı sadece 1 ile sadeleştirebilecekse, bu ne anlama gelir arkadaşlar? 4 ile aralarında asal olan sayılar anlamına gelir. 1, 3, 5, 7 ve 9 olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Bunları toplamları kaç yapar? 3 ile 7'yi toplarsam 10, 9 ile 1'i toplarsam 10 da oradan 20, 5 de buradan var arkadaşlar. 25 olur. Cevabımız D şıkkı olur. Evet, 23. soruyla devam edelim. Bir sayının ebobları aldığımız zaman sonuç A çıkıyorsa, yani A ile B'nin ebobunu aldığımız zaman A çıkıyorsa, sonuç A eksi B şeklinde olacak. Eğer ebobları A ile B 1 ise sonuçları da bunun ikisinin toplamı şeklinde olacak. Ebobları A ve hem ebobları A hem de ebobları 1 ise bu da hata anlamına geliyormuş arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıdaki şekilde sayı makinesi içerisinde atılan sayıların ebob değerlerine göre iki farklı işlem yaparak sonuç elde etmekte ya da atılan sayılardan iki grubu da uygunsa hata vermektedir. X ile 8 sayısının makineye atıldığında hata vermesi için X yerine kaç farklı rakam gelmelidir? Arkadaşlar, X yerine öyle bir rakam gelecek ki o sayıyla 8'in eboblarını aldığımız zaman hem o sayı verecek hem de 1 çıkacak arkadaşlar. Bu sadece 1 için geçerlidir, değil mi arkadaşlar? Yani 1 ile 8'in ebobunu alırsam arkadaşlar 1 olur. Hem 1 olmuş olur hem de bu sayı olmuş olur. Başka bir ihtimal yok arkadaşlar. O yüzden sadece bir tane ihtimalimiz var. O da cevabımız B şıkkı olur. Evet, 24. soruyla devam edelim. Şekildeki AB noktalarından aynı anda aynı hızayla birbirine doğru yürümeye başlayan kaplumbağa ve tavşanın adım uzunlukları sırasıyla 10 santim ve 75 santimdir. Kaplumbağa ve tavşanlar birbirine doğru harekete başlayıp C noktasında 43'er santim kala duruyorlar. Yani arkadaşlar, şurası 43 olsun. Aynı şekilde şurası 43 olsun. Burada duruyor. Bu da burada duruyor arkadaşlar. A ile C'nin arası, B ile de C'nin arası da birbirine eşit olduğuna göre A, B arasındaki uzunluk en az kaç metredir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar, yani biri 10 ile geliyor, biri 75 ile geliyor, biri 10'un bir katı, ama ne var arkadaşlar? Artı 43 de var. Öbürü de arkadaşlar 75'in bir katı. O da arkadaşlar ona da bir 43 eklememiz gerekiyor. Bunun ikisi de tabii ki eşit sayılar oluyor arkadaşlar. Şimdi biz A'dan 43 çıkaralım. Her taraftan 43'ümüzü çıkaralım. Her taraftan 43'ümüzü çıkaralım. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 10K oldu. Bir taraf kaç K oldu arkadaşlar? 75M diyelim. Bu da 75'in bir katı oldu. Eşittir A eksi 43 oldu. Peki 10 ile 75'in katı ne var arkadaşlar? 150 var değil mi? 10 ile 75'in katı 150 var arkadaşlar. Evet, 150. Buradan arkadaşlar 43'ümüzü de diğer tarafa atarsak A eksi 43'ü biz 150 bulduk. Diğer tarafa atarsak kaç yapar? A'mız 193 yapar değil mi? 193 yapar. Yani arkadaşlar, bir taraf 193'müş. Diğer taraf da 193'tür arkadaşlar. Bunun ikisini toplarsak kaç yapar? 386 yapar, ama bizden metre olarak soruyor. Bulduğumuz bu neydi? Santimetreydi. Metreyi santimetreye çevirmek için 2 virgül getiriyorum, 2 virgül kaydırıyorum. O yüzden cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet, 24. soruyu da bu şekilde çözmüş olduk sevgili öğrenciler. Evet, 25. soruyla devam ediyoruz.
Ege şekildeki ağaç diyagramında verilen işlemleri yaparak yolların üzerindeki sonuçlara göre yönünü belirleyip ABCD kapılardan birine ulaşıyorum. Ege bu diyagramın giriş kısmına başlıyor ve bir işlemi doğru, bir işlemi ise yanlış yaparak kapılardan birine ulaşıyor. Ege'nin ulaşabileceği kapılar aşağıdakilerden hangisi olabilir diye söylemiş. Evet arkadaşlar, bir doğru bir yanlış yapacağız. İlk önce doğru yanlış yapalım. Bir doğru bir yanlış yaparak yapalım arkadaşlar. Sonra da bir yanlış bir doğru yapalım. Şimdi burası kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Burası da kaçtır? Eksi 4'tür. Toplarsam 0 yapar. Doğru yapalım. Buraya gelelim. Şimdi burada yanlış işaretleyelim. Tabii ilk önce sonucu bulalım. Eksi 1, 0, artı 1. Sonuç 0 çıkar ama biz C'den çıkmayalım da D'den çıkalım arkadaşlar. O yüzden cevabın içerisinde D olacak. Evet, iki şık gitti. Devam ediyoruz. Eğer yanlış seçseydik bu taraftan gidecektik arkadaşlar. Buraya gelecektik. Burada doğruyu seçmek zorundayız. Eksi 1 üzeri 21 yapar. Eksi 1 üzeri 19 eksi 1 yapar. Eksi 1 üzeri 18 artı 1 yapar ama önünde eksi var. O yüzden eksi 1 yapar. Bu gider arkadaşlar. Eksi 1 çıkar. Biz burada doğruyu seçecektik. Çünkü 8'i seçerek yanlış yapmıştık. Burada doğruyu seçeceğiz. O yüzden cevabımız A olur. Ve A'nın da olacağı şık burs olur. AD olur. Evet arkadaşlar. 26. soru. Tabii ki sorulara demiştim daha önceden uğraşın diye. Şimdi arkadaşlar burada kapılardan geçeceğiz. Ve o geçtiğimiz sayılarla çarpacağız. Ve yeşil girişten iki sayısı ile girildiğinde sonuç ekranına yansıyan en çok kaç olabilir diye söylemiş. Evet. Şimdi buradan girdik arkadaşlar. 2 ile girdik. Şimdi buradan girdik. 2 üstü 4. 2 üstü eksi 4 var. 2 üstü eksi 2 üstü 6 zaten bu 2 üstü 6'dır. O zaman buraya girelim. 2 üstü 6 yapar. Daha çok olduğu için arkadaşlar. Burada 2 üstü 3 var. Burada 2 üstü 4 var. 2 üstü 4'ü tercih edelim. Ve aşağıda 2 üstü 4 var. Burada 2 üstü 3, 2 üstü 6 var. Burayı tercih edelim. Ve buradan da inelim. 5 üstü 21 yapar. Şurayı çarparsam arkadaşlar 2 üstü 21 yapar. 5 üstü 21 yapar. Tabanlar aynı. Üstler aynı tabanlar çarpılır. 10 üstü 21 yapar. Cevabımız C şık olur. Evet arkadaşlar, 27. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda Dorukhan, Ege ve Ali isimli 3 dağcının tırmanmaya başladıktan sonra kaç metre yüksekliğe çıktıkları gösterilmiştir. Dorukhan sadece Ege'den daha yüksekte bulunmaktadır. Dorukhan Ege'den daha yüksekte bulunmaktaymış. O zaman Dorukhan burada, Ege burada. O zaman Ali de buradadır değil mi arkadaşlar? Dorukhan ve Ali'nin yüksekliklerinin toplamı yani 8 üzeri 3 artı 4 üzeri 5 bölü Ege'nin yüksekliğine bölümü. Ege'de arkadaşlar 16 üstü 2'dir. Evet şöyle düzenleyelim. 2 üstü 3'ten 2 üstü 9 yapar. 2 üstü 2'den 2 üstü 10 yapar. Bu da 2 üstü 4'ten 2 üstü 8 yapar. Bunlar da ayrı ayrı bölecek olursak 2 üstü 9 bölü 2 üstü 8, 2 üstü 10 bölü 2 üstü 8. Şunlar sadeleşir. 2 gelir. Bunlar sadeleşir. 2 üstü 2 gelir. Yani 4 gelir. Yanında 2 vardı arkadaşlar. Topladığım zaman da kaç olur? 6 olur. Cevabımız D şık olur. Evet. 28. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir bilgi söylemiş. A üzeri B olacakmış. Kırmızı olduğu zaman da A üzeri eksi B olacakmış. Yani üstü eksiyle çarpıyoruz. Evet 2 üzeri eksi 2 ama kırmızı olduğu için eksi ile çarpıyorum. Yani 2 üzeri 2'den kaç çıkar? X 4 çıkar. Burada X gördüğümüz yere 4 yazıyoruz arkadaşlar. 3 üzeri 4'ten 81 çıkar Y. Burada 81 üzeri üstüne kırmızı olduğu için eksi ile çarpıyoruz. O da 81 çıkar Z. Bizden X çarpı Y'yi soruyor. Yani X çarpı Y 4 çarpı 81 eksi Z. Z'miz neydi? 81'de. 4 tane 81'den bir tane 81 çıkarırsam 3 tane 81. 3 tane 81 çarparsam 243 yapar arkadaşlar. Cevabımız 5 şık olur. Burada 4 çarpı 81 ile işlemi bulup 81 çıkarttığımız zaman da 243'ü bulurduk arkadaşlar. Ama
Elma mantığıyla yaptık. 4 tane 81'den 1 tane 81 çıkarırsak 3 tane 81. 3 çarpı 81 de 243 olur. Evet sevgili öğrenciler, 29. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde geleceğe nefes projesi kapsamında belirlenen dikdörtgen ve karesel şekilde fidan dikim alanları gösterilmiştir. Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları kaç yapıyor? Şu 4 üzeri 4, 2 üzeri 8 yapıyor. Bu da 5 üzeri 6. İken karesel bölgenin bir kenar uzunluğu 10 üzeri 3 metredir. Dikdörtgensel bölgenin her bölgeye 1 metre karelik alana bir fidan, karesel bölgede de 2 metre karelik alana bir fidan dikecektir. Buna göre dikdörtgensel bölgeye dikilen fidan sayısının karesel bölgeye dikilen fidan sayısına oranı kaçtır diye söylemiş. Bunun o zaman alanını bulalım arkadaşlar. Bunun alanı kaç yapar? 2 üzeri 8. 5 üzeri 6 ile çarpacağım mı arkadaşlar? Bunu da şöyle yazayım değil mi? 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 diye yazayım. Bu da ne yapar? 4 çarpı 10 üzeri 6 yapar. Tabii arkadaşlar bunu ben 1'e bölüyorum. Çünkü 1 metrekarelik alana dikilecek olduğu için. O zaman bu kadar alık fidana ihtiyacımız var. Bölü. Bir de şey yapalım arkadaşlar. Şu karesel bölgeyi yapalım. Bu da 10 üzeri 6 yapıyor arkadaşlar. Burayı da 2'ye böleceğim. Çünkü 2 metrekarelik alana fidan dikiyormuş. Bu da 10 üzeri 6 bölü 2 yapar. Evet, birinciyi aynaya yazıyorum arkadaşlar. İkinciyi ters çeviriyorum ve çarpıyorum. Şundan şu gittim arkadaşlar. 4 kere 2 kaçtır? 8'dir. O yüzden cevabımız da C şıkkı arkadaşlar. Oranı 8 çıkıyor. Evet. 30. soruyla devam edelim. Bir bilgisayar oyununda karakter 20 odalı şekilde labirentlere mavi kapıdan girip kırmızı kapıdan çıkıyor. Karakter mavi kapıdan girmeden önce 10 puanı vardır. Her oda değişiminde hareket yönüne göre puanı değişmektedir. İşte sağdaki odaya geçtiği zaman ne kadar puan aldığını söylemiş. Yukarı aşağı. Bunların hepsini vermiş arkadaşlar. Bu karakter bütün odalara bir kez uğrayarak kırmızı çıkışta ulaştığına göre puanı en çok kaç olmuştur diye söylemiş. Evet. Buradan girsin. Böyle gelsin arkadaşlar. Böyle gelsin. Yani en ideali bu şekilde olsun ve buradan da çıksın. Şimdi bakalım kaç kere aşağı inmiş oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kez aşağı inmiş oluyor. O zaman 6. kuvvetini alıyorum. Hani 10 üzeri 2'nin 6 defa yan yana çarpılması demek de 10 üzeri 2'nin 6. kuvvetini almak demek aynı anlama gelir. Kaç kere sağ tarafa doğru gitmiş? 1, 2, 3. Burası sol tarafa gitmek demekti. Yukarıda 3 tane var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 9 defa arkadaşlar 9 defa sağ tarafa gidilmiş. Sol tarafa gidilenler 1, 2, 3 burası sağydı. 4, 5, 6. 6 defa da arkadaşlar sol tarafa gidilmiş. Evet. Bu şekilde bitmiş arkadaşlar. Kaç yapıyor? Bu 10 üzeri 24 yapıyor. Şöyle yazalım. 10 üzeri 24. 10 üzeri 30. 10 üzeri 12 yapılıyor arkadaşlar. Toplamda kaç yaptı? Burada pardon 10 üzeri 27 yapıyor. Pardon arkadaşlar. Şurası 10 üzeri 27 yapıyor. 3 kere 7. 3 kere 9. 27. Evet. Toplarsam kaç yapıyor? 10 üzeri 24 ile 24 ile 27'yi toplarsam arkadaşlar. 24 ile 27'yi toplarsam bir defa 51. 51 ile de 12'yi toplarsam 63. 63, 10 üzeri 63 çıkıyor arkadaşlar. Yalnız bir de başlangıçta 10 puanı vardı arkadaşlar. Yani ilk girdiği zaman 10 puanla girmişti. O zaman 10 üzeri 63 ile 10 üzeri 1'i çarpıyorum arkadaşlar. 10 üzeri 64 yapıyor. Cevabımız B şıkkı oluyor sevgili öğrenciler.
Evet, 31. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde EF'nin bulunduğu bölgeden arkadaşlar katlanma işlemi gerçekleşmiş. Evet. Şimdi burada BF'ye K dersem arkadaşlar BF'ye K dersem FC 2K oluyor arkadaşlar. Yani K ve 2K oranda katlanmış arkadaşlar. AB 3 üzeri 7'ymiş. O zaman arkadaşlar burası kaç yapar? 3 üzeri 6 yapar. Burası da kaç yapar arkadaşlar? 2 çarpı 3 üzeri 6 yapar değil mi? Burası da. BCDF dikdörtgeninin alanı ne olduğu diye söylemiş arkadaşlar. Burası 3 üzeri 7 idi. Şu kenar arkadaşlar burada şurası olmuş olmuyor mu arkadaşlar? Burası da 2 çarpı 3 üzeri 6 değil mi? Evet. 2 sabit sayı. 357 ile 3 üzeri 6'yı çarparsam da 3 üzeri 13 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız 5 oluyor. Şurayı tekrar söylüyorum. Hocam şu kısmın 2 çarpı 3 üzeri k olduğunu nereden anladınız? Şimdi burası k ya arkadaşlar. Burası da 2k. Yani normalde burası toplamda 3k değil mi? 3'te 1'i. Burası 3'te 1 olduğu için 3 üzeri 7'yi 3'e böldüm. 3 üzeri 6 çıktı. Burası 3 üzeri 6 ise burası da onun 2 katıysa arkadaşlar. O yüzden 2 ile çarptım. 2 çarpı 3 üzeri 6 oldu. O şekilde buldum orayı. Evet. 31. soru cevabı B şıkkıydı. 32. soruya bakalım arkadaşlar. Şöyle biraz büyütelim bu soruyu. Evet. Şimdi burada satırdaki çarpımlar buraya, sütundaki çarpımlar da buraya eşitmiş arkadaşlar. Belli olan bazı şeyler var. Mesela burası 5 üzeri 2. 5 üzeri x 4 yapar. Çarparsan 5 üzeri x 2 yapar. Oysa ki 5 üzeri x 2 yapar ama oysa ki bura 5 üzeri 3 yapacakmış. O zaman arkadaşlar burası nedir? 5 üzeri 5'tir değil mi? 5 üzeri 5'tir. 5 üzeri 3 yapması için. Evet. Devam edelim. Burası 5 üzeri 4'tür. Burası 5 üzeri 5'tir. Burası da 5 üzeri eksi 3'tür. 9. 9 oldu arkadaşlar. 3 çıkarırsam 5 üzeri 6 oldu. Ama 5 üzeri eksi 2 olması lazımmış. O zaman burası kaç olacak? 5 üzeri eksi 8 olur. Burası 5 üzeri eksi 8. Eksi 2 daha eksi 10. 4 çıkar. Şuranın çarpımı 5 üzeri eksi 6 yaptı arkadaşlar. Eksi 5 olması için kaç olması lazım arkadaşlar? Sadece 5 olması lazım. Peki burası 5 yaptı. Burası 5 üzeri 4. 5 üzeri 1. 5 üzeri 2. 5 üzeri 6 çıkması için 5 üzeri 4 yaptı arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şuradan devam edelim. 5 üzeri 8. 5 üzeri 2. 5 üzeri 2 ile bu arada 5 üzeri eksi 2 de birbirini götürür. Şöyle. 5 üzeri 8. 5 üzeri 10 olabilmesi için burası da ne olur? 5 üzeri 2 olur değil mi? Evet. 5 üzeri 2, 5 üzeri 4, 5 üzeri 8, 5 üzeri 10 yaptı. 11 olması için buranın da sadece 5 olması lazım. Evet. Bu 5 ile 5 üzeri eksi 1 birbirini götürdü. 5 üzeri 4, 5 üzeri eksi 1 olması için 5 üzeri eksi 5 birbirini götürdü arkadaşlar. Evet. 5 üzeri eksi 5 olursa bunun ikisi birbirini götürür. 5 üzeri eksi 5 ile 5 üzeri 4 çarptığında 5 üzeri eksi 1 çıkar. Şimdi verilmeyen kutulardaki sayıları bir yazalım. Şu baştan yukarıdan aşağı doğru yazalım. 5 var. 5 üzeri 4 var, değil mi? Burada yine 5 üzeri 1 var. Burada 5 üzeri eksi 5 var. Burada 5 üzeri 5 var. Yukarıda 5 üzeri eksi 8 var. 5 üzeri 2 var. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu bunu götürdü. 2 6 da burada var. 8 5 üzeri 8 5 üzeri eksi 8 5 üzeri 0 yaptı. 5 üzeri 0 da arkadaşlar nedir? 1'dir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olur sevgili öğrenciler.